Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye gelen HDP milletvekili Feleknas Uca'nın Kürtçe konuşması gerilime neden oldu. MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül, maskeleri düşenler şimdi çıkıp bizi Kürt ve Kürtçe düşmanı göstermeye çalışıyorlar diye tepki gösterdi. Kürtçe ve Almanca yapacağım. Sayın milletvekilleri, lütfen oturalım yerinize. Kürtçe de olsa, Almanca da olsa, İngilizce de olsa başka bir dil olmaz. Resmi dilimiz Türkçe. HDP'li vekil Feleknas Uca'nın genel kurul kürsüsünde Kürtçe konuşması meclis genel kurulunda gerilime neden oldu. Şimdi burada derdin ne olduğunu biliyoruz. Bizim Kürtçe'ye karşı bir tahammülsüzlüğümüz asla yoktur. Fakat Türkiye'ye ve bölgeye huzur geldi ya. Burada bu bölgede terörün kökü kazınıyor ya. Şimdi bu konularda çuvallayanlar, maskeleri düşenler şimdi burada bizi çıkıp Kürt ve Kürtçe düşmanı olarak ilan edip kendi alanlarını genişletmeye çalışıyorlar. Hadi in oradan diyorum ben. Siz Kürtleri değil, sizin gibi düşünenleri, sizin ideolojinize mensup olanları seviyorsunuz. Silahı bir çözüm yöntemi olarak gören, demokrasiye de inanmayan, Allah aşkına siz herkesi kör, alemi sersem zannetmeyin. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Feleknas Uca'nın sadece bazı kavramların Kürtçesini söylediğini savundu. MHP'li Bülbül ise kürsüdeki hitap dilinin Türkçe olduğunu belirtti. Bizim kullanacağımız ve kullandığımız dil Türkçedir. Bu şekilde hitap etmek esastır. Biz deyimlerin, atasözlerinin Kürtçe olarak veya Arapça olarak veya İngilizce olarak ifade edilmesi değil, bunun bir kürsüde veya başka şekilde hitap dili olmasına karşıyız. Bakın bu çok nettir. Hitap dili olması uygun değildir. Bunun uygun bulunmaması Kürtçe'ye düşmanlık olarak addedilemez. Genel kurulda oturuma verilen aranın ardından tansiyon düştü.